Herkese merhabalar. Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu videoda size Binance'in düzenlemiş olduğu yepyeni bir launchpad etkinliğiyle daha karşınızdayız. Projenin adı Stepen. Bu proje gerçek hayatta sizi hem spora teşvik ediyor hem de spor yaparken para kazanma fırsatı sunuyor. Videonun ilerleyen dakikalarında hepsine değineceğiz. Şimdi bu launchpad'e nasıl katılırız? Minimum ne kadar BNB tutmalıyız? Hangi tarihler arasında bu ön satışa katılmamız gerekiyor? Tüm detaylarıyla anlatacağız. Detaylarına geçmeden önce eğer hala Binance üyesi değilseniz videonun açıklamalar kısmında bulunan size ömür boyu %20 komisyon indirimi sağlayacak olan linkten avantajlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi katılım detaylarına geçmeden önce projeyi inceleyelim. Sitesine girdiğimiz zaman burada koşan bir karakter bizi karşılıyor. Stepan, GameFi ve SocialFi öğelerine sahip bir Web3 Lifestyle tarzı bir uygulama. Ve bu uygulama size yürüyüşe veya koşuya çıktığınızda kazanç sağlamanıza olanak sağlıyor. Bu uygulamayı Google Play veya App Store'dan indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde kendi marketi var ve bu market içerisinde birbirinden farklı özellikle ayakkabılar mevcut. Bir ayakkabı alıp o ayakkabıyı uygulama üzerinde kuşandığınız zaman ayakkabının özelliklerine bağlı olarak size kazanç sağlıyor. Siteyi biraz daha incelersek aşağı indiğimizde uygulama üzerindeki verilerin buradaki karşılığını görebiliyoruz. Mesafe koşusu olsun, Discord üyeleri olsun burada o metrikler yazıyor. Yol haritasına baktığımızda yol haritasının yarısından fazlasını tamamladığını görebiliyoruz. Burada gayet şeffaf bir şekilde takımı mevcut. Yatırımcılarına baktığımızda ise Solana Ventures, Alameda Research, DeFi Alliance gibi birbirinden büyük şirketlerin bu projeye yatırım yaptığını görebiliyoruz. Şimdi bu projenin tokenı olan GMT'yi Binance Launchpad üzerinden nasıl alabiliriz? Ona bakalım. Bu launchpad'e katılım sağlayabilmemiz için belirlenen tarihler arasında BNB tutmamız gerekiyor. Bu tarihler 2 Mart gece 3 ila 9 Mart gece 3 arasında yani 7 günlük süreçte hesabınızda minimum ortalamanız 0.1 BNB'ye denk gelecek şekilde hesabınızda BNB'yi bulundurmanız gerekiyor. Ortalamanız ne kadar yüksek olursa alım hakkınız o kadar yüksek olacak. Size verilecek olan miktar katılım oranına göre değişkenlik gösterecektir. İlk periyottaki şartları yerine getirdikten sonra ikinci periyot olan Abonelik dönemine geçeceğiz. Abonelik dönemi ise 9 Mart sabah 9'dan öğlen 12 arasında şurada çıkacak olan buton sayesinde BNB ortalamamıza göre belirlenen BNB miktarını burada taahhüt edeceksiniz. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey sonuçların açıklanmasını beklemek olacak. Hesaplama döneminde 9 Mart 12.00 ila 13.00 arasında Binance tarafından hesaplamalar yapıldıktan sonra dağıtım döneminde yine 9 Mart 13.00'da bu ön satıştan almış olduğunuz tokenlar hesabınıza gönderilmiş olacak. Eğer bu ön satıştan herhangi bir token alamadıysanız abonelik döneminde taahhüt etmiş olduğunuz BNB'ler hesabınıza dağıtım döneminden sonra iade edilmiş olacak. Token'ını incelediğimizde Binance bize burada gerekli bilgileri vermiş token'ın toplam arzı 6 milyar ve bu Launchpad'de 420 milyon yani total arzın %7'si satışa sunulacak. Ve bir GMT token 0.01 USD olacak şekilde bu Launchpad'den satın almış olacaksınız. Hemen kısa bir özet geçelim hesaplama döneminde. Hesabımızda BNB bulundurduk ardından katılım dönemine geçtik. Hesaplama dönemi boyunca hesabımızda bulunan BNB'lerin ortalaması alındıktan sonra Ortalamaya göre bu dönemde şurada çıkacak olan buton sayesinde BNB'lerimizi taahhüt ettik. Daha bizim yapmamız gereken bir şey kalmadı. Şu dönemde ise payımıza düşen token miktarı hesabımıza yatmış olacak. Evet arkadaşlar bu videoda Binance Launchpad'e nasıl katılır onu anlattık. Stepn'de gördüğünüz üzere blockchain teknolojisi artık hayatımızın her yerine entegre olmaya başladı. Biz bu değişime hazırız. Peki ya siz hazır mısınız? Eğer bu değişime bizimle beraber tanıklık etmek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.